Manşete hoş geldiniz. Amerika'daki üniversite eylemleri sıcaklığını koruyor ve bütün Amerika'da bütün ülke geneline yayılmış durumda. Buna bakacağız. Görüntüler de TR724 aracılığıyla ekrana geliyor. Birazdan bakacağız. Fakat bu yayında KHK tazminatlarını kim ödeyecek? Bunu ele alacağız. CHP-AKP randevusu konuşuluyor. Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sarayda buluşacaklar hafta içi, Mayıs'ın ilk günlerinde. Buna bakacağız. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'de genel başkan seçildi. Müsavat Dervişoğlu'nun çok konuşulmayan kimliğine bir bakacağız. Nedir? Geçmişi nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? O arada Amerika gezisi iptal edildi. Bu Türk tarafının iptali olarak sunuldu ama durumun pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Daveti kim geri çekti? Bunu herhalde hiçbir zaman anlayamayacağız. Belki ileride birkaç yıl sonra birileri anılarını yazar veya o günkü yazışmaları anlatır da öğreniriz. Fakat şu aşamada bunu öğrenebileceğimiz herhangi bir kaynak yok. Milliyete dayalı fiyat rejimi diye bir şey var otellerde. Buna da bakacağız vakit kalırsa. Ama Amerika ile başlayalım. Amerika'da bu TR724'te ekrana gelen görüntüler, özel görüntüler. Orhan Akkurt'un haber izlenimleri. New York kenti, Columbia Üniversitesi. 2 haftadır devam ediyor protestolar, Filistin'le dayanışma. Gerginlik devam ediyor. Gazze Savaşı'nı protesto ediyor öğrenciler. Ama kitlesel tutuklamalarla, disiplin cezalarıyla filan karşı karşıyalar. O arada Columbia Üniversitesi simge bir üniversite. Rektörünün 50 küsür yıl sonra polisi kampüse davet etmesi filan, bunlar konuşuluyor. Ama pek çok üniversitelerde olaylar var. Çadır kuran öğrencilere müdahaleler var ve talebimiz yerine getirilene kadar eylemlere devam edeceğiz diyor öğrenciler ve pasif bir eylem var esasen. Yani protesto, çadır kurma ve bir duruş biçiminde kendini gösteriyor. Herhangi bir şiddet, herhangi bir vandallık, herhangi bir kavga, dövüş, silah kullanımı ya da bir takım binalara veya çevrede herhangi bir yerleşik tesislere filan zarar verme gibi bir konu yok. Görüldüğü gibi çadır kurmuşlar, Filistin bayrakları var ve bir duruş sergiliyorlar. Fakat Amerikan polisi buna da göz açtırmıyor. Son derece önemli, son derece enteresan, son derece dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta ekrana getirmiştim. İki kadın profesörün bu şekilde şiddetle ters kelepçe yapılarak gözaltına alınması simge olaylardan, simge görüntülerden biridir. Yarın öbür gün bu konunun belgeseli çekildiğinde mutlaka kullanılacak görüntülerdir ama maalesef dünya öyle bir yere gitti ki belgeseller de işe yaramıyor artık. Kitaplar da işe yaramıyor. Gazetelerde bir dönemin perde arkası yayınlanıyor. O da işe yaramıyor. Okunuyor bunlar, izleniyor, takip ediliyor fakat her defasında benzeri görüntülere, benzeri şiddete, benzeri haksızlıklara ve benzeri absürtlüklere, garipliklere tanık oluyoruz. Yani o yönüyle de son derece enteresan, son derece acayip bir dönem. İşte bakın bir öğrencinin polis gücü karşısında Amerika'da duruşu ve Amerika'da bütün eyaletlere yavaş yavaş yayılan öğrenci olayları. Elbette Amerika olması açısından önemli. Yani Amerikan anayasası, Amerika'daki fikir hürriyeti, gösteri eylem hürriyeti söz konusu olduğunda buna bir saygısızlık. Bu eylem hürriyetinin, düşünce fikir hürriyetinin karşısında bir devlet ve Yahudiler söz konusu olduğunda veya İsrail devleti söz konusu olduğunda bir çifte standart dikkat çekiyor. O açıdan da bu çokça sorgulanacak, ileride de ele alınacak bir konu. Kendi halinde çadır kurup duruşlarıyla İsrail'in Gazze'de yürüttüğü süpürme harekatını, katliamı protesto etmek bile bugün maalesef suç veya suç kabul ediliyor. Şimdi buradan hızla Türkiye'ye geçelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya gideceği Ankara tarafından açıklandı ki bu seçimden önce açıklandı. Bir seçim propagandasıydı. Seçime yatırımdı. Bak işte dünya lideri Beyaz Saray'da kabul görüyor falan. Ve uzunca bir süre diplomatik kaynaklar bu bilginin arkasında durdu. O arada gazeteciler gerek Amerika tarafında gerekse Türkiye tarafında üst düzey diplomatlara dayanarak bu bilgiyi doğrulattılar. Resmen bir teyit olmadı. Yani ne Ankara'dan ne de Washington'dan resmen her iki saraydan da tabir yerindeyse bir teyit gelmemesine rağmen her iki ülkede gazeteciler Reuters gibi, Bloomberg gibi saygın bir takım kuruluşlar aracılığıyla da bunu duyurdular. Yani üst düzey yetkililere sorduk. Evet, böyle bir seyahat var ve gerçekleşecek. Sonra geçtiğimiz hafta sonunda bu iptal edildi ve bunu Türkiye tarafının iptal ettiği açıklandı. Bu da çok fazla akla yatkın değil. Bu bir paketti. Yani İsveç'e NATO vetosunun kaldırılması karşılığında, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin vetosunun kaldırılması karşılığında F-16 anlaşması yapıldı Türkiye ile Amerika arasında ve bir Beyaz Saray daveti söz konusuydu. Muhtemelen bir davet gerçekleşti ve o paket çerçevesinde gerçekleşti. Sonra da Amerikan tarafı haftalar içerisinde bu daveti budadı. Yani davetin biçimini budadı. Yani üst düzey işte yemekli bir program, ne bileyim belki bir devlet ağırlaması, heyetler arası görüşme, birlikte verilecek fotoğraflar, sorulara verilecek cevaplar veya açıklamalar, neyse. Bu şekilde bir program öngörülüyordu Erdoğan'ın da rahat bir biçimde ve işte bütün dünyaya aynı zamanda şovunu yapacak şekilde bir program organize edilmiş veya düşünülüyordu. Fakat belli ki, ben bütün kaynakları tarayarak elde ettiğim kanaat odur ki, çünkü net bir veri yok ki bunu ancak ileride öğrenebiliriz. Görülen o ki Amerikan tarafı bunu her geçen gün veya her geçen hafta budadı. Budadıkça da bu ziyaretin iptal edilebileceği dedikodusu çıktı. Belki de bunu koz olarak kullandılar. Bak böyle yaparsanız iptal ederiz ha. Sonunda öyle bir aşamaya geldi ki belli ki Erdoğan'ın artık Beyaz Saray'a gitmesinin veya Washington'a gitmesinin bir manası kalmadı. Ziyaretin biçimi çokça değiştirildi ya da Amerikan tarafı tarafından sulandırıldı. Her ne olduysa Biden kendi döneminde Washington'da Erdoğan'ı veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı neyse ağırlamayan lider olarak ilk dönemini tamamlıyor. Öyle görülüyor ve bundan sonra da kolay kolay belli ki Erdoğan Amerika'ya gidemeyecek gibi görünüyor. Batı liderlerinin genel bir tutumu söz konusu. Yani Batı'ya gidemiyor Erdoğan. Geçenlerde bir Almanya ziyareti olmuş ve son derece gerilimli basın toplantısı ile, basın toplantısında yaşanan tartışmalarla falan konuşulmuştu. Yani kerhen daveti bile hemen değerlendiriyor Erdoğan, gidiyor ama sonra o kerhen davet edenler de davet ettiklerine pişman oluyorlar. Bir Batı başkentine falan Erdoğan'ın gitmesi yakın vadede çok fazla söz konusu değil gibi. Fakat görünen o ki Erdoğan zirveleri, NATO zirvesi gibi, G20 gibi, Davos iklim zirvesi gibi zirveleri bu tür görüşmeler veya bu tür temaslar için kullanacak ve orada alabildiğince liderden randevu alıp, ki orada da batılı liderler artık randevu vermiyorlar bu tür zirvelerde Erdoğan'a. Yani en azından birlikte bir merdiven altında görüşelim de bir fotoğrafımız çıksın, ona dahi tenezzül etmiyorlar. Böyle bir enteresan, yani Batı'nın Erdoğan'dan uzaklaşması, Batı'nın Erdoğan'a savaş veya barış, her iki konuda da Erdoğan'ın avantaj sağlaması veya bunu iç kamuoyunda veya ne bileyim bölgesinde filan kullanması açısından bir fırsat tanımak istemiyorlar. Bu kapılar kapanmış görülüyor. Erdoğan'a yanan, yakın zamana kadar yanan sarı ışıkta kırmızıya dönmüş durumda. Bu fotoğraf yeni servis edildi Türkiye Dışişleri tarafından. İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu temas grubu toplantısına katılmak üzere Riyad'a, Suudi Arabistan gitmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. O sırada Blinken de oradaymış, orada o toplantıda ve Amerikan Dışişleri Bakanı'yla böyle bir fotoğraf verdi. İşte hemen her fırsatı bu şekilde değerlendiriyorlar ama belli ki liderler düzeyinde bu iş zor. Evet. Bu arada işte Amerika'daki bu, yani görüyorsunuz, bir meydanda öğrenciler toplanmışlar ve bir duruş sergiliyorlar. Çevrede pankartlar falan var ve polis de hemen başlarına bitmiş durumda. Şimdi böyle bir durum var ve bu durum Türkiye'de de tepkilere yol açıyor. Ve Türkiye'deki tepkilere baktığınızda işte diyorlar ki ABD'de profesöre terörist muamelesi. Halbuki bu ülke kendi profesörlerini okullarından attı, okullarına sokmuyor. Boğaziçi eski rektörü sokulmadı geçen hafta. Cezaevine attı, yıllarca sürdü, haklarını iade etmedi, mahkemeden aldıkları kararları dinlemedi filan ve ülkenin akademisi kaçarken, bütün akademisyenleri kaçarken, ülkeyi terk ederken ABD'de profesöre terörist muamelesi diye bir büyük pişkinlikle Türkiye'de bu da bir şekilde tepki görüyor veya ne bileyim artık belki de kendilerini seyreden bir avuç insana bunu inandırıyorlar. KHK demişken Abdurrahman Dilipak bir mesaj paylaştı. Ne olacak şimdi? Her KHK'lı başına 8-10 bin euro tazminata hükmederlerse 125 bin KHK'lı tahmin ediliyor. 1.250 milyar euro, 50 milyar TL falan Adalet Bakanlığı'nın bütçesine yük. Bu maddi tazminatın dışında ister misiniz bu hak kaybı sebebiyle memur çalışanlar için o günden bugüne tazminata hükmetsinler. Onu da enflasyon farkıyla ödemeye mahkum edilsinler. Ne kadar Maliye Bakanı nasıl bu kadar para bulacak? Seyreyle gümbürtüyü. 2006'dan bu tarafa 8 yılın faturası. Anayasa Mahkemesi'nin kararını takmıyorsun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını takmayabilecek misiniz? Şimdi ne yapacaksınız? Bir de bunları göreve iade edeceksiniz. O kadar insanı nereye yerleştireceksiniz? Zaten son cümlede kanaatini koymuş. Al başına belayı. Şimdi bu mesajın elle tutulur tarafı yok ama ben kaynağı göstereyim. Hani 1.250 milyar euro dedi ya. Sadece bunu birkaç kere ekrana getirdim ama şimdi yeri bir kere daha getiriyorum. Cengiz ve Kalyon grubunun 2022'de oldu bu. 2022'de işlettikleri İstanbul Havalimanı'nın 2018, 19 ve 2020 yıllarına ait kira borcu 1.2 milyar euroydu. Yani Abdurrahman Dilipak'ın bahsettiği rakam. İşte bunu Ankara 2042 ve 2043'e yani 20 yıl öteye erteledi. Bu kamunun parası, vatandaşın hakkı. Yani sen bunu ertelemeyip, bu patronların cebine koymayıp, tabii dolaylı olarak Erdoğan'ın cebine koyuyorsun. KHK'lılara verseydin, Dilipak'ın hesabına göre bu tazminatı karşılamış oluyordun. Yani dolayısıyla bu para ödenmeyecek bir para değil. Bir diğer yönüyle de, yani kaynağı gösterdik eğer hesap doğruysa. Bahsettiği rakamı verelim. 8 yıl değil 1 yıl KHK'lıların yaşadıklarını yaşasınlar. Kayıplar, ölümler, hastalıklar, travmalar, linçler. 8 yıl değil 1 yıl çeksin bunları. Karşılığında al sana 30 bin euro diyelim. 10 bin değil 30 bin euro. Yapar mı, girer mi o kodese? Devlet ödeyecek tabii. Hem haklarını iade edecek hem de tazmin edecek. Kayıpların toprak altındakilerin tazmini yok zira. Gökhan Açıkkol'u nasıl getireceksin toprağın altında yıllardır? Neyle tazmin edeceksin haklarını? Öteki tarafa kaldı yani bir yönüyle. Yine bu insanların hayata dönmeleri devlet için bir kazanç bir yönüyle. Yani ne 30 binle ne 300 binle ifade edilir. Kadro kıyımından sonra devletin hangi kadroların eline düştüğü de ortada. Yani bu bedel temini mümkün olmayan kadroların bedeli olarak bile düşünülebilir ki kamuda böyle bir kalem var. Profesör Doktor Eser Karakaş'tan dinledim geçenlerde. Ayrıca bu kadroları dolduranların mühim bölümünün liyakat sorunu da ortada. Hani diyorsun ya bu insanlara biz nasıl yer açacağız, her yer dolu falan. Yani doldurduğunuz insanların liyakat sorunu ortada. Elbette onları kenara çekeceksiniz ve liyakatlı olanları getireceksiniz. Onların tasfiyesi asıl nefes aldırır ülkeye. Ayrıca bu bir devri sabık falan değil yani. Uyanış söz konusu olabilir. Ülke açısından, ülkenin geleceği açısından. Aileleriyle 6-7 milyonu bulan, etkilediği çevrelerle söylüyorum. 6-7 milyonu bulan insan soruşturma altında. Yani gelecek nesilleri, ülkenin yarınlarını kurtarabilirsiniz. Bu dram ve yükü daha fazla taşımanın bir manası yok. Bu dram ve yükü bu şekilde sürdürdüğünüz sürece bu önümüzdeki nesillere de devr olarak gidecek. Katlanarak büyüyecek adeta kar topu gibi. Her geçen gün büyüyen kar topu gibi. Geleceği kurtarmanız için de bunu yapmanız gerekiyor. Hemen şimdi. Bu da zannediyorum ödenecek tüm bedellerden daha kıymetlidir. Yine bunun bahsedilmesi, Dilipak'ın tweet'i nezdinde söylüyorum. Bahsedilmeye başlanması, konuşulmaya başlanması bir sürecin bittiğini gösterir. Havlu atmışlardır. Ve bunun tezahürüdür artık bu. Bunun yansımasıdır bir yönüyle. Ayrıca tazminatsa öderiz diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Ödesin. Ceza keserler neyse öderiz diyordu. Ödesin. Şimdi Erdoğan demişken Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le konuşmasına odaklanmış durumda Ankara siyaseti. Bu konuşmada şunlar olacak bunlar olacak. İnanın hiç ilgilenmiyorum. Yeni anayasa tartışmaları Numan Kurtulmuş TBMM'de parti turuna çıkacakmış. Onunla da ilgilenmiyorum. Bütün bunların hepsinin büyük bir oyalamacı olduğunun ve zaman kazanma olduğunun veya iktidarlarını tahkim etme amaçlı olduğunun, gündem değiştirme olduğunun, amaçlı olduğunun herhalde farkındadırlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweet atması gerekmiyordu. Yani iktidarla müzakere edilmez, mücadele edilir tweetini atması gerekmiyordu. Bunu en iyi bilen insan zannediyorum Özgür Özel. Özgür Özel yeni bir insan değil. Geriye doğru en az 4-5 dönemdir milletvekili ve grup başkan vekili CHP'nin sorumlu mevkide bir insan. Ki zaten kendisi de ifadelerinde bunu söylüyor. Hafta sonu İyi Parti'de kongre vardı. Akşener veda etti. Yeni başkan Dervişoğlu. Benden bu kadar demiş Akşener. Pek de öyle değil. İyi Parti kongresinde Akşener damgası var. Hemen zaten sıcağı sıcağına Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik eden, saraydan tebrik telefonu giden Müsavat Dervişoğlu Haliyle bu burada bir nöbet değişimi falan görmüyorum. Sadece Akşener'in bir süre tepkileri dindirmek veya artık kurtar bizi abla falan sürecine kadar evine çekildiğini veya kenara çekildiğini düşünüyorum. Müsavat Dervişoğlu partinin grup başkan vekiliydi ve Akşener'le yan yana hareket eden bir isim ki mesela en son Mart ayından getiriyorum bu fotoğrafı. Mart 2023'ten Akşener'i ikna etmek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş altılı masayı vurup çıkmıştı ya Akşener. İyi Parti Genel Merkezi'ne gittiğinde hemen o görüşmede de Müsavat Dervişoğlu hemen yakınındaydı. Akşener'in hemen her politikada ve her konuda Müsavat Dervişoğlu Akşener'in yanında. Fakat Müsavat Dervişoğlu kimdir? 1960 doğumlu, şu bu işte çekirdekten ülkücü, MHP kadroları falan deniyor ama iki konu atlanıyor. İki önemli konu. Bunu kimi sol görüşlü insanlar veya yayın organları minik alıntılarla geçiştirdiler ama kamuoyunun gözüne sokulmadı bu iki konu. Birincisi şu. 1978'de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanıydı. Hükümet 79'daki çok meşhur bir hadisedir. Belgeselleri çekilmiştir, kitapları yazılmıştır. 1979'da solun ortak adayı olarak Fatsa Belediye Başkanı seçilen meşhur, efsanevi Fikri Sönmez ve yönetimine hedef alan operasyonlara başlıyor. Ve bu operasyonlara jandarma polis dışında MHP ülke ocaklarından da militanlar katılıyor. Ve Müsavat Dervişoğlu'nun adı bu operasyonlarda da geçiyor. Dervişoğlu, Fatsa Merkez operasyonda yapılan baskınlarda görev almış maskeli grup içerisinde anılıyor. Ayrıca ne bileyim ihbarcı, muhbir olarak da ismi geçen isimlerden biri. Müsavat Dervişoğlu yeni bir isim değil. Fakat İkinci konu çok daha enteresan. Kutlu Savaş raporundaki Susurluk kazası 1996-97 süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Susurluk kazası işte araştırma komisyonu kurulmuştu. Mehmet Akşener'in başkanlığında Kutlu Savaş devam ettirdi onu ve Kutlu Savaş tarafından Susurluk raporu hazırlandı. Mehmet Eymür'le bağlantısı olduğu belirtilen, Mehmet Eymür geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Kocaeli Suç Örgütü lideri Hadi Özcan orada şunu ifade ediyor. Meclis Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede Müsavat Dervişoğlu'nun eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün adamı olduğunu öne sürüyor. Evet. Böyle Fatsa, Susurluk raporu falan, yani bilinen bir figür, bilinen bir isim. Fakat enteresan bir şekilde bu iki madde bilindiği halde ne siyaset mahallesi bunu konuşuyor, ne medya mahallesi bunu konuşuyor. Enteresan. Senin benim hakkımda böyle bir şey olsa mangalda kül bırakmazlar. Fakat dönemin eski aktörlerini, yani eski aktörlerin hani yunmuş yıkanmış derler bizim memlekette, yunup yıkanıp tekrar tedavüle girmesini siyasette yeni aktörler, yeni liderler olarak falan pompalıyorlar. Yani o yönüyle de son derece enteresan ve işte Sayın Müsavat Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde İyi Parti neler yapabilir filan. Bunlar kritik ediliyor ve işte oturuluyor, kalkılıyor, temaslar, ne bileyim yayın konuklukları filan, yani acayip enteresan. Enteresan bir konu, enteresan bir dönem. Şimdi yavaş yavaş bağlarken milliyete dayalı fiyat terimi dolaşıma girdi demiş Veysel Ulusoy, bu ENAG'ın başındaki isim, profesör doktor. Şimdi aynen öyle. Limak'ın bir oteli, Limak Lara Hotel. Türkiye'den bir müşteri yabancı bir site üzerinden tatil satın alıyor. Sonra bunun Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor. Yabancı bir site üzerinden bunu yaptığı filan anlaşılınca da 120 € milliyet farkı tahsil ediliyor. Acayip bir şey. Bu da böyle faturaya giriyor. Yani çok sembol bir belge. Şimdi turizmde bu işler nasıl oluyor, ne dönüyor, nereye gidiyor filan, orada değilim. O ayrı bir konu. Ayrı kriterleri vardır. Yani farklı milletlerden farklı müşterilere veya farklı kesimlere dönük farklı fiyat politikaları söz konusu olabilir. Turizmin kendi dengeleri içerisinde vardır bu. Fakat şimdi artık özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye tatile gelen turistlere pasaport şartı falan getirilmeye başlanmış falan. Yani bu bir yönüyle bu otelin milliyet farkı falan diye müşterisine fatura edeceği bir şey değildir. O bir tatil satın almış. Legal mi değil mi? Sen ona bakacaksın. Ha, bunu tespit ettiysen, yani Türkiye'den bir vatandaşın yabancı bir turizm organizasyonu üzerinden tatil satın aldığını, yabancılara tanınan hakları kullanarak bunu yaptığını tespit etmişsen, gideceksin bunu acenteyle görüşeceksin. Fakat dediğim gibi Türkiye'de her şey dağılmış durumda. İşte Veysel Ulusoy onu yazmış. Milliyete dayalı fiyat terimi giriyor literatüre demiş. Sonrasında özür diliyor otel ama yani neticede böyle bir şey var demek ki. Sen istediğin kadar özür dile. Bağlarken İngiltere'den bir haberle noktalayayım manşeti. Haftanın ilk gününde İngiliz Bakan'dan Ruanda gafı. Polis Bakanı Chris Philip BBC'deki bir programda izleyicilerden birinin sorusu karşısında afallıyor. İngiltere'nin ülkeye yasa dışı yollardan giren mültecileri Afrika'nın ortasında Ruanda'ya gönderme planı var ve bu planı geçirdi yasa olarak hükümet ve önümüzdeki haftalarda da bunu gerçekleştirecek. Uçaklara koyup gönderecekler. Hatta şu günden itibaren ki bunun geriye doğru 2 yıllık falan bir son 2 yılda ülkeye giriş yapanları falan geriye doğru bir miladı var. Son 1,5-2 yılda ülkeye girenleri toplamaya başlamışlar. İngiliz gazetelerinin yalancısıyım. Tespit ediyorlar adreslerini, topluyorlar ve belli merkezlerde tutacaklar ve belli ki birkaç haftaya kadar operasyonu gerçekleştirecekler. İzleyicilerden biri BBC'deki programda İngiliz Bakan'a Ruanda'nın diyor komşusu diyor Demokratik Kongo ile arasında diyor bir savaş var uzun yıllardır düşük yoğunluklu devam ediyor bu. Mesela diyor Kongo'dan biri diyor İngiltere'ye diyor yasa dışı iltica etmiş olsa onu Ruanda'ya iade mi edeceksiniz? Ruanda'ya mı göndereceksiniz? Çok acayip bir soru ama işte zeka dolu bir soru. İngiliz Bakan da Ruanda neresi, Kongo neresi bilmem ne karıştırıyor olayı ve bu hafta sonunun gündemiydi. Böyle yani Amerika ile başladık, İngiltere ile bitiriyoruz. Arada Türkiye geçti ama dünyanın hemen her yerinde abuk subuk hadiseler, abuk subuk olaylar var ve yaşanıyor. Ha o arada Devlet Bahçeli ile de Erdoğan'ın görüşeceği, randevulaştığı bilgisi var. Öğleden sonra saat 15 işte randevulaşmışlar. Uzun zamandır bir araya gelmiyorlardı. Bir ay sonra ilk görüşme olacak bu. Hesaplamalara göre. Bakalım ne olacak? Yani bu görüşmede ne döndüğünün bir önemi yok. Sadece bu görüşmeden sonra olacak gelişmeler, yaşanacaklar neyse bu görüşmede ne konuda bir pazarlık yapıldı veya ne konuda anlaşmaya varıldığı konusunda bir fikir verecek. Yoksa şu anda ne Devlet Bahçeli-Erdoğan görüşmesi ne de Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin şu günlerde gerçekleşecek olmasının bir önemi yok. Sonraki hadiselere bakarak biz aslında orada ne piştiğini anlayabileceğiz. Çünkü daha önce hep böyle oldu. Diyor ve bir manşeti daha kapatıyorum. Salı günü tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.